Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle kaldıraçlar konusunu işleyeceğiz. Bu kaldıraçları farklı farklı bölümler halinde işleyeceğiz. İlk bölümümüzde kaldıraçların genel özelliklerinden sizlere bahsedeceğim. Kaldıraç dediğimizde şimdi arkadaşlar, çubuğun bir destek noktası etrafında serbestçe dönmesiyle oluşan basit makine olarak ifade ediyoruz. Bu kaldıraçta 4 tane terime çok dikkat etmek zorundayız. Yük, yük kolu, ki yükün aslında desteği olan mesafesi, kuvvet ve kuvvet kolu. Kuvvet kolu dediğimizde kuvvetin destek noktasına olan mesafesi olarak söylenebilmektedir. Arkadaşlar şimdi burada bir formül olarak ifade ettiğimizde kuvvet çarpı kuvvet kolu, yani kuvvet çarpı kuvvetin desteği olan mesafesi eşit olmalı yük çarpı yük kolu, yani yük çarpı yükün desteği olan mesafesidir. Eğer kuvvet kolu dediğimiz şey kuvvetin desteği uzaklığı, yük kolu yükün desteği olan uzaklığıydı. Kuvvet kazancı olmasını istiyorsam ben kaldıraçlarda kuvvet kolunun yük kolundan büyük olmasını istemem gerekiyor. Neden? Çünkü eğer kuvvet kolu yük kolundan büyükse bunların yanında bulunan çarpanlar tam tersi şekilde olacak. Yani kuvvet kolu daha büyükse kuvvet yüke göre daha küçük olacak. Eğer kuvvet yükün miktarından daha küçükse evet ben bu işten işte kuvvetten kazancım vardır diyebiliyorum. Evet arkadaşlar, kaldıraçların genel tanımıyla beraber ilk giriş yapmış olduk kaldıraçlara. Bundan sonra ise kaldıraç tiplerine değineceğiz.